Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Rüzgarlı, soğuk bir pazar sabahına başladık. Arada bir güneş çıkıyor, güzel yüzünü bize gösteriyor. Ama bayağı bir soğuk ona rağmen. Çünkü rüzgar var. Rüzgar olmasa aslında hava sıcak. Ateşdemir'i evde annemle birlikte bıraktım. Biz de kardeşimle birlikte erkenden uyandık. Bugün canımız balık istedi. Dedik ki gidip balık alalım. Kardeşim şu anda mezatta. Ben de eş zamanlı olarak fırına gidip gevrek falan almaya karar verdim. Şimdi fırına doğru gidiyorum. Hazır böyle giderken dedim bir video başlatayım sizler için de. İnşallah balık bulabilirim. Mezat da bize de kalır. Hava biraz soğuk olduğu için balık çeşidi biraz azdı. Pahalı olabilir. Bilmiyorum, artık duruma göre bakacağız. Balık diye niyetlendik ama elimiz boşta geri dönebilme şansımız var. Duruma göre bakacağız artık. İnşallah şans yanımızda olur da güzel bir balık alır kardeşim. Ben de hemen şurada karşıda fırın var. Fırına gidiyorum. Hemen gevreğimi alıp kardeşimin yanına geri döneyim. Dönüşte çekeceğim sizlere de tekrar. Gevreklerimi aldım, gidiyorum. Bu arada hava soğuk olmasına rağmen çok sayıda da tur gelmiş. Buralarda da böyle el emeği kadınlarımızın yaptığı ürünler satılıyor. Kendi bütçelerine destek olmak amaçlı. Buraları da gezerken görebilirsiniz. Sizlere de bunu söylemek istedim. Şimdi ben de kardeşimin yanına doğru devam ediyorum. Bakın mesela çok güzel şapkalar var, el örgüsü yelekler var, takılar var. Bir sürü şey var. Böyle ahşap ürünler de var. Böyle süs ürünleri de var. Kaktüsler de var. Ben artık evimde pek kaktüs bakmıyorum çünkü ateşlemek için tehlikeli olabiliyor. Bu şekilde sizler de görün. Görmüş olsun istedim. Burada bu şekilde balıklar satılıyor. Tezgahlarını da arttırmaya uğraşıyor. Biz de sıramızı bekliyoruz. Bakalım. Eve geldik. Hızlıca hemen bir kahvaltı yaptık. Çünkü Ateşdemir çok acıkmıştı. Onun da kahvaltı saati gelmişti. Biz de birlikte kahvaltı yaptık. Karnını doyurduk. Biraz önce de uyuyakaldı. Şu birkaç gündür biraz keyfi yok Ateşdemir'in. Nasıl desem, burada havalar bir soğuk bir sıcak. İşte dışarı çıkıyoruz ediyoruz vesaire. Birazcık böyle hava dengesiz olduğu için birazcık çarptı herhalde. Çünkü bizim de keyfimiz yok biraz. Ama neyse ki şu anda gayet iyi. Sadece uyuyup dinlenmesi gerekiyor. Uyandıktan sonra onu da sizlere göstereceğim. İçeride uyuyor. Çok fazla da yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Sesimi duyarsa çıkıp gelir diye korkuyorum açıkçası. O uyurken biz de annemle işlerimizi hallederiz. Biraz onun için çorba yapalım falan istiyorum. Ona çorba yaparız uyandığında yedirmek amaçlı. Balıklarımızı da aldık bu arada. Kardeşim sağ olsun, ben gevrek almaya gittiğimde o işi halletmiş. Annem de dolaba koydu onları. Allah kısmet ederse akşama yiyeceğiz. Sizlere de gösteririm birazdan balıkları. Ateşdemir geldiğinde gördü, böyle o balık falan yapıyor, böyle o yaptı, gözlerini açtı, kocaman pörtletti. Çok tatlı olmuştu. Biz de buradayız gene. Aşkım bu hafta sonu gelemedi çünkü onun işiyle ilgili bir eğitim alması gerekiyordu. O eğitiminde bir sınavı vardı. Neyse ki sağ salim vermiş, kurtardı kendini. İçimizde rahatlamış oldu. O yüzden buraya gelemedi. Bir gün için işte hani yorucu olacak falan demişti. Belki ilerleyen günlerde gelir. O geldiğinde zaten gösteririm yine size de. Biz de bugün evdeyiz. Çünkü hava çok soğuk. Dışarı çıkamayız. Annem şey dedi, istiyorsan sen gene çık falan dedi ama bilmiyorum, belki bir manava gideriz. Balık için yeşillik falan almayı unutmuşuz. Bir yeşillik almaya gideriz birlikte. Sizi de götürürüm yanımda. Sizler de benimle birlikte manava gelmiş olursunuz. Bu arada hava kötü olmasına rağmen sadece bayağı bir kalabalık yani. Size de biraz göstermiştim gelirken, gittiğimde yani. Gene bir giderken bakarız birlikte. Şimdi annem de kazlara gitti. Oradan gelsin. Bir an önce hemen böyle yemek için de bir akşam için hazırlık falan yapalım. Zaten balık yapacağız. Onun yanına çok az bir salata ya da yeşillik falan dediğim gibi bir şey yaparız. Bakacağız duruma göre. Öyle. Dolaba kahvaltılıkları çıkarken balıkları da şöyle çıkardım sizlere göstermek için. Sizler de görün istedim. Ateşdemir bu arada çok seviyor. Bebekler için de biliyorsunuz, çocuklar için de çok faydalı. O yüzden ona da bol bol yedireceğiz. Buradayken taze balıklar bir sürü var. Dedik ki bugün oğluşuma da nasip olsun. Biraz da onun için gittik almaya. Şifa olsun inşallah.
İkinci günden herkese merhaba. Dün videomu çekmeye devam edemedim çünkü dışarıda havalar çok kötüydü, çok rüzgar vardı. Bugün de birkaç ihtiyaç vardı. Hem onları almak için geldim, hem de size de birkaç şey göstermek için geldim. Seferihisar'da daha önce geldiğim bir Detay AVM züccaciye dükkanı var ve gerçekten çok güzel ürünler var. Oradan şimdi birkaç bir şey alacağım. Anneme bir takım çay bardağı alıyorum. Geçen defa kardeşim almış. Bu defa dedim ben alayım çünkü bazıları eksilmişti. Belki birkaç da su bardağı alırım. Bir de buradan buzdolabı düzenleyici alacağım kendi evim için. Belki anneme de alırım. Bakarız duruma göre. Şimdi hatta birlikte bakalım. Ya da şöyle küçük tabureler de var. Ateş demine böyle bir tabure falan da alabilirim aslında. Banyoda rahat olur banyo yaptırırken onu. Çünkü artık küvetine sığmıyor. En azından banyoda güzel güzel bıcı bıcı yapar. Şimdi sepetimi şuraya koyayım. Alışveriş sepetim var. Buradan da size hem ürünler göstereyim hem de alacaklarımızı alalım. Şimdi geziyorum. Burada saklama kapları var. Bunlar 6 plastikmiş. 27 lira. Çok da güzeller. Daha büyükleri var. Bunlar galiba sanırım hava geçirmeyen türden olanlar. Bir de şu yukarıda olanları var. Bunlar böyle ikili. Bunlar da 30 lira. Ama bunlar daha güzelmiş. Sonra böyle renkliler var. Bakın 3 tane. 35 liraymış bu. Sonra devam edelim. Şimdi aradığımı bulayım önce. Ama şu tabureden bir tane alacağım Ateş Demir'e. Ya beyazını ya da şu maviyi. Bu mavisi de güzelmiş. Oturak. Düzenleyicilerin hepsi burada. Bu arada yanlış söylemeyeyim. Hepsi de aşağı yukarı 20 lira sanırım. Evet, çünkü üzerlerinde yazıyor. Ben şöyle şuradaki boydan alıyorum. 4 tane alacağım. Bunları sebzeliğe falan da koyarım. Şöyle 4 tane bundan alayım. 4 tane de büyük boyunu alacağım. Böyle sebzeleri falan koyarım. Ben patatesi, soğanı falan da buzdolabına koyuyorum. En azından rahat olur diye düşündüm. Bunu sepetimize atalım. 4 tane de şöyle büyük boyundan alacağım. Bu da gene 20 lira. Yani büyük boy, küçük boy fark etmiyor. 20 lira. Dur onu çıkaracağım ama onun öncesinde şurada patates ve soğan sepetleri var. Aslında böyle bir şey daha ihtiyacım var ama Ateş Demir asla bunları böyle bana izin vermez. Dışarıda tutayım işte patateslerimi, soğanlarımı. Hepsini çıkarır çünkü. Biraz daha büyüdükten sonra böyle bir şey alabilirim. Ben şimdi şu 4 tane de şundan alayım hemen. İhtiyaçlarımı aldım. Şimdi size de biraz etrafı gezdireyim. Burada böyle ahşap ürünler var. Hatta bir iki tane böyle tahta kaşık tarzı bir şey de alabilirim. Çünkü benim evdekiler birazcık eskidi artık. Yani şöyle bir tane alabilirim. 15 liraymış bunlar. Daha büyükleri var. Şurada da var. Çünkü böyle bazıları kırılıyor. Bazılarıyla Ateş Demir oyunu oynuyor. O yüzden şöyle bir tane alayım bari bulunsun. Aslında kesme tahtası ihtiyacım da var ama bu sefer plastiğini mi alsam? Ahşaplar su değdiği zaman çok kabarıyor. O yüzden emin olamadım. Şunlar neymiş? Bu da gene kesme tahtasıymış. Böyle bir kesme tahtası alayım bu kez. Değişiklik olsun. İnsan buraya gelince alacağı bir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler alıyor. Burada bakın limon sıkacakları var. 20'şer liraymış. Yine burada daha plastik olanları var. Onlar da 20'şer lira. Burada buz kalıpları falan var. Ne kadarmış? 30 lira. Şöyle şunlar var. Ben de bunlardan kullanıyorum. Evimde var. Özellikle Ateş Demir'e tavuk suyu ya da et suyu haşlayıp buzluğa atıyorum. Bunların içinden çıkarması çok rahat oluyor. 30 liraymış. Bakın böyle buzdolabı düzenleyicisi de buldum. Acaba böylesini mi alsam dedim ama bunlar 30 liraymış. Benim dolabımın içi zaten çok koyu gri değil. Belki uyumlu olmaz. Beyaz her zaman daha temiz duruyor. O yüzden ben beyaz aldım. ama bir şüpheye düşmedim de değil. Burada da tepsiler var. 30, 30, 15... Bu ne kadarmış? 20. Bu şekilde fiyatlar değişiyor. Çok güzel tepsiler var. Şu da güzelmiş mesela. Ama biraz küçük. Aslında bu tam bana göre 15 liraymış. Böyle bir tepsi. Sonra böylesi var. Bu daha şeffaf. 35 lira. İki tane tabure arasında kaldım. Biri böyle ayıcıklı koyu mavi. Biri de böyle açık mavi normal düz
mavi yani. Ama ayıcıklısını alacağım galiba. Bu çok güzelmiş çünkü. Ateş Demir'in de hoşuna gider diye düşünüyorum ama inşallah sadece banyoda kullanırız bunu. Aslında sandalye falan almak isterdim ama her yere tırmanıyor sonra sandalyeyle. Ama bunu sadece dediğim gibi direkt banyoya koyacağım için böyle bir şey alayım dedim. O yüzden bunu alacağım. Burada da yine iç içe geçmeli saklama kapları var. Mesela şu 90 liraymış ama bu sanırım hiç hava almayan türden bir şey. 3 ya da 4 tane var içerisinde. Sonra şurada var mesela. Bu da 120 liraymış. Bu da 3 ya da 4 tane var. Gene 4 kenarlı böyle. Hiç hava almayanlardan. Üçlüymüş gene bu da. Bu da 120 lira. Şunun aynısı sanırım. Evet, onlar aynıymış. Burada çok güzel saklama kapları var. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Burada da halılar var, paspaslar. Fiyatlarını bilmiyorum ama desen olarak, kalite olarak çok güzel. Benim koridorumda, mutfağımda da böyle ince, yıkanabilir paspaslardan var. Ben çok severek kullanıyorum. Sonra burada çamaşırlıklar var. Şu ne kadarmış? Bakayım. Şu arkadaki 450 liraymış. Ama çamaşırlık gerçekten çok rahat oluyor. Her evde olması gerekiyor. Ütü masaları var burada da. Onlar da 380, 500, 600. Boy boy değişiyor fiyatları. Burada da kaşıklıklar var. Şöyle bir kaşıklık. Aslında annemin böyle bir şeye de ihtiyacı vardı. Böyle bir şey alabilirim anneme ama siyah kullanır mı bilemedim. Şurada ahşap rengi de var. Bu da güzelmiş. Şöyle şunu alabilirim aslında anneme. Hem benden hediye olmuş olur anneme de. Anneme şöyle bir kaşıklık almaya karar verdim. Bunun da fiyatı 85 liraymış. Tam da arkadan bana gölge düşüyor. Alacaklarımı bu şekilde buraya koydum. Şimdi yukarı çıkayım. Hemen bunları ödeyelim. Ondan sonra da eve gideceğiz daha. Çünkü Ateş Demir de uyanmış. Şimdi ağlamasın. Bir an önce ben de evde olmuş olayım. Buralarda da yine su bardakları var. Ben genelde şöyle bardak kullanmayı çok seviyorum. Çünkü tam her şeye de ölçü olarak kullanıyorum. Bunlar da 50 liraymış böyle. Hem düz olması daha iyi. Çünkü makineye falan koyduğumuzda desenleri çıkıyor. Burada da böyle bardak çeşitliliğimiz devam ediyor. Burada yağ şişeleri falan var. Mesela şu ne kadarmış? 10 liraymış yağ şişesi. Gayet fiyatı da uygun. Sonra böyle bardaklar da var bakın. Üçlü bunlar 75 lira. Biraz daha küçüğü var. Üçlü gene bu da 62 lira. Şöyle büyük olanlar var. Onlar da çok güzel. Ama makinede yıkamak zor oluyor. 85 lira. Borcamlar var. Çeşit çeşit, marka marka. Bunun fiyatını göremiyorum. Göremiyorum. Sonra yine böyle borcamlar var. Salata kasesi olarak kullanılabilecek. Burada yine borcamlar var. Bu şekilde devam ediyor. Çok güzel çaydanlıklar gördüm. Normalde ben çaycıda yapıyorum. Hiç çaydanlık kullanmıyorum. Çelik çaydanlığım falan var ama şöyle şunlar çok güzelmiş. 500 lira. Şu arkadaki de ay kırmızı da çok güzelmiş. Hepsi birbirinden güzel. 500 lira da bir fiyatı var. Böyle normal çaydanlıklarda 250 lira gibi fiyatlarla değişiyor. Bir tane de şöyle mutfak için fırça lazımdı. Bir tane de banyo için alayım aynısından olmasın. Farklı renk olsun. Şöyle pembesi olsun. Biri de kırmızı olsun. Burada tencereler de var. Onlar da 370. Tavalar 130, 165, 200. O şekilde fiyatlar değişiyor. Boy boy büyüklüğüne göre de diyeyim. Sizlere de göstermiş olayım. Burada da hırdavat ürünleri var. Aradığınız birçok şeyi bulabilirsiniz dediğim gibi. Hem de çok merkezi bir yerde konum olarak da. Burada da oyuncak yeri var. Ateş Demir'e artık oyuncak bu ara çok aldık. O yüzden oyuncakla ilgili bir şey almıyorum. Ama şöyle bir göstererek geçeyim size de. Mesela böyle Barbie'ler var. 75 liraymış. Aa, ne kadar uygun. Anne ve bebeği var. Sonra böylesi var. Bu da 75 lira. Bu şekilde fiyatlar değişiyor. Uygun şeyler varmış gerçekten. Burada böyle zeka oyunları var. Küçük arabalar var. 18 liraymış. Burada böyle çok güzel termos gördüm. Belki dedim aşkımı alayım götürür yanında falan diye. Ama fiyatını görünce vazgeçtim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 400 liraymış. Ama çeşitli renkleri var. Ve görüntüsü de gerçekten çok güzel. Aşırı beğendim.
Artık buradaki alışverişim bitti. Şimdi kasaya doğru yoluma devam ediyorum. Hemen ödememi yapayım ve çıkayım. Evet de çok fazla geç kalmayayım. Ateş Demir de beni bekliyor dediğim gibi. Hem havada bugün şansımız da güzel. Onu da birazcık dışarı çıkıp dolaştırmak istiyorum. Hem bir değişiklik olur hem de daha iyi olur. Çünkü günlerdir hava çok kötüydü. Bugün şansımız da daha güzel. Çok az bir esinti var. O yüzden sıcak havayı değerlendirelim istiyorum. Hemen hızlıca evimize gidelim. Eve geldim. Direkt elimdekileri bıraktım. Koştur koştur dışarı çıktık. Çünkü Ateş Demir onu evde bıraktığım için bana birazcık alınmış. Onu hemen parka getirdim. O da uykusunu almış, yemeğini yedirmiş. Annesi sağ olsun. Havada biraz rüzgar var ama çok şükür sıcacık bir hava var. O yüzden bugün de değerlendirelim istedim. Ateş Demir de burada. Şu anda dolaşıyoruz. Parktaki oyuncakları keşfediyor. Bindireyim mi anneciğim seni? Sallayayım mı? Bekle. Hemen koyuyorum seni. Bekle. Salıncağa bindirdim. Şu an keyfi gayet yerinde. Sadece güneşten biraz rahatsız oluyor. Bakamıyor güneşe. Bak annem bana bak. Ayıcık mı var önünde? Ayıcık mı var bebeğim? Buradan sonra dayımız da dışarıda. Dayımızın yanına gideceğiz. Burada biraz vakit geçirelim. Enerji atalım. Kaydıraktan kayalım. Değil mi? Küçük insan. Heh, neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun annem? Uçuyoruz. Dur inelim bekle. Koca parktan buraya geldik. Şu an buradaki sakızlarla oynuyor. Neymiş bunlardan istiyormuş ama onlardan senin yiyebileceğin bir şey değil annem. Yaşın çok küçük onlar için. Koş parka hadi koş. Koş annem. Tımbık tımbık koşuna bakar mısınız? Birazcık kaydıraktan niyeyse ilk başta korkuyor. Sonradan ama rahatça kayıyor. Şimdi biz de gidiyoruz. Bakalım hangi kaydırağa gideceğiz. Ben de onu takipteyim arkasından. Ateş Demir. Merdivenden mi çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Hadi çık. Kay. Evet kay. Hadi. Koş kay. Biz tırmanıyoruz, kaymıyoruz. seni gördüm. Ateş Demir. Nereye çıktın annem? Hadi gel kay. Hadi gel kayalım gel. Gel otur. Otur annem. Hadi. Hoppidik. Bravo sana. Alkış. Kay koş. Ortama alışmaya başladık. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Sonra birlikte de kayıyoruz. Annesi elini tutuyor Ateş Demir'e. Değil mi annem? Aferin sana ya. Bakar mısınız şunun çıkışına? Bu parkı çok seviyoruz. Hadi gel. Gel buradan kay. Ver elini annem. Otur. 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 Aferin sana. Hoppidik. Bravo. Hoppidik. Parkta bayağı bir vakit geçirdik. Ateş Demir de yoruldu gördüğünüz üzere. Artık sadece etrafa bakınıyor. Hiç enerjisi kalmadı. Eve gidince birazcık dinleniriz. Şurada da ileride Migros var. Migros'a gideceğiz. Belki birkaç bir şey eksiktir dedik. Bir bakalım dedik. Ondan sonra da eve geçeceğiz Allah izin verirse. Değil mi annem? Ateş Demir. Eve gittiğimiz için hem çok mutlu hem de çok mutsuz. Suratını salladı. 5 karış suratla gidiyoruz. Havada şansımızı öyle güzelleşmeye başladı ki rüzgar böyle o kadar kuytu oldu. Gerçekten güneş yakıyor. Hafta sonu böyle hava olsa çok çok kalabalık olurdu. Migros'tan akşam yemeği için kola aldık. Bir de Ateş Demir'e çikolata aldık bir tane. Tabii ki onun hepsini yedirmeyeceğim onu ama elinde tutmak için öyle götürüyoruz. Şimdi az bir yolumuz kaldı zaten. Biraz sonra da evde oluruz Allah izin verirse. Hava da gittikçe güzelleşiyor vallahi şansımıza. İnşallah yarın da böyle olur da oluşumu yine dışarı çıkarırım. Hava almış olur. Şimdi karşıya geçelim. Karşıya geçiyoruz. Aferin sana. Bravo Ateş Demir. Hadi otur. Otur. Sevdin mi tavrını? Hı? Annem. Hadi suyunu da iç.
Sonunda bugün evin yolunu bulabildik. Vallahi o kadar çok yoruldum ki size anlatamam. Hem temiz hava hem çocuğumun peşinden parkta koştur derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ki Ateş Demir de yorulmuş ki artık. O da baygınlaştı. Oturuyor şu anda birazcık çizgi film izliyor. Annem de mutfakta akşam yemeği hazırlığı yapıyor. Vallahi çok da acıktım. Birazdan da yeriz. Ben de gidip hatta anneme yardım edeyim. Birazcık bir işin ucundan tutayım. Biz yokken o da evi derlemiş toplamış sağ olsun. Ya o bir işi yapıyor ya ben bir işi yapıyorum ama genelde de bütün işi annem yapıyor. Burada vallahi elimi sıcaktan soğuk suya sokmuyor. Hiçbir şey yaptırmıyor bana. Ben de gayet bayağı bir güzel dinlenmiş oldum. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, keyifli bir hafta olsun. Bebişim bak. To stop this world from spinning like Superman.